Cześć, lepiej robię. Başka bir cevap çekiyorsun değil mi? 78 tane. 78 tane. Evet. 78 tane. Sen bana iki liste yap. Şu kadar isimlerini yaz getir bana. Hani ben abi olarak var. Ama yok. O da büyük değil. İsim aşağı doğru bir boş kaldı. Beyler burayı bir boşaltıyoruz. Arkadaşlar, çek Sinan abi. Türk için önemli arkadaşlar. Adam buradan geldi. Sizler de bu mücadeleyi paylaştılar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünde haklılığımızı haykırdılar. Bugün yine yanımızdalar. Anamur'dan dostlarımız güçleriyle bizleri desteklemeye geldiler. Ağzımız tatlanması için muzlarıyla geldiler. Kendilerine teşekkür ediyor. Sözü Sayın Milletvekilimiz İsa Göke veriyoruz. Boğazlarından haram lokma geçmeyen, alınları ak, gelecekleri parlak, yürekleri temiz, yiğit işçi kardeşlerimiz. Hepinize saygılar sunuyorum Cumhuriyet Halk Partisi adına. Sizler ki bu topraklarda namusun betimleyen insanlarsınız. Sizler ki bu topraklarda kardeşliği, barışın türküsünü söyleyenlersiniz. Sizler ki bu topraklarda üretensiniz, emek verensiniz, bilek sahibisiniz, yürek sahibisiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Anamur İlçe Örgütü getirdiği, kendi imkanlarıyla getirdiği sizler kadar has,
sizler kadar yerli, sizler kadar bu toprağın ürünü, ana murmuzunu, 2,5 ton ürünü, sizlerin haklı mücadelesine, sizlerin onurlu mücadelesine, işçi sınıfının aslan gibi şahlandığı mücadelesine destek için huzurlarınıza getirdiler. Arkadaşlar, bu mücadele tekel işçilerinin haklılık mücadelesini de aştı. İşçi sınıfının haklılık mücadelesine dönüştü. Sizler Türkiye'de şu anda yoksulluğa, itilmişliğe, ötekileştirmeye, yok edilmeye, sömürülmeye hayır diyen kesim oldunuz. Sizler 16 Haziranları, sizler şanlı 1 Mayısları, sizler işçi sınıfının şahlanışının yeni sembolü oldunuz. Helal olsun hepinize. Helal olsun. Tüm gücümüzle, tüm yüreğimizle, tüm inanmışlığımızla, tüm değerlerimizle, tüm partimizle, Anamur İlçe Örgümüz başta olmak üzere, tüm yüreğimiz arkadaşlar, sizlerle beraberiz. Sonuna kadar beraberiz, ölüme kadar beraberiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Direnişiniz mutlaka muzaffer olsun arkadaşlar. Partisi Kocaeli İl Genel Meclis üyeleri var. Kocaeli eski milletvekilimiz İzzet Çetin aramızda. Hoş geldiniz dostlar. Hoş geldiniz kardeşler. Sözü Kocaeli İl Genel Meclis üyelerine bırakıyoruz. Çok değerli emekçi kardeşlerimiz, sizlere bugün burada onurlu, namuslu vermek üzere mücadelenizi desteklemek için Kocaeli'den sevgiler, saygılar getirdik. Ve Kocaeli'nin sembolü pişmaniyesini sizlere getirdik. Sizlerle beraber bu heyecanı yaşamak için İnşallah mücadelemizde hep beraber başarılı olacağız, kazanacağız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biz haklıyız, biz kazanacağız. Biz haklıyız, biz kazanacağız. Biz haklıyız, biz kazanacağız. Kardeşler, canlar, Cumhuriyet Halk Partisi Anamur İlçe Yönetim Kurulu üyesi Abdülkadir Şimşek'e veriyoruz sözü. Sevgili dostlar, biz Cumhuriyet Halk Partisi Anamur İlçe Örgütü olarak Anamur'dan sizlerin haklı ve onurlu mücadelesini sonuna kadar destekleyeceğiz ve her zaman yanınızda olacağız. Teslimiyet yok bizde. Direnmek yakışır size. Sizleri saygıyla selamlıyorum. İlçe yönetimi aramızda. Hoş geldiniz dostlar.
Hoş geldiniz kardeşler. Üyelerine, Anamur İlçe Yönetim Kurulu'na üyelerine, Milletvekili İsa Gök'e teşekkür ediyoruz. Ayaklarına, yüreklerine, ağızlarına sağlık. Sağ olun diyoruz. Sağ olun dostlar. Arkadaşlar, Anamur'dan gelen buzlarımız şimdi dağıtımı yapılıyor. Türk işin önüne gelsin şube başkanlarımız. Şube başkanları yoksa yönetim kurullarından bir tane üye arkadaşımız. Thank you.
Arkadaşlarım, İl Tekel İşçileri mücadelemizin 65. günündeyiz. İlk günden beri bu mücadelede bizleri yalnız bırakmayan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Milletvekilleri, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu aramızda. Hoş geldiniz sayın vekillerim. Hoş geldiniz. Tamam arkadaşlar. Tamam. Değerli işçi kardeşlerim, hepinize merhabalar. Şundan kesinlikle emin olmanızı istiyoruz. Sizi her yerde ve her koşulda, her ortamda desteklemek bizim boynumuzun borcudur. Çünkü biz alın terini savunuyoruz. Çünkü biz emeği savunuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bir ülkenin kalkınması yaratarak ve üreterek olur. İstihdam yaratarak olur. Eğer çalışmanın önünü keserseniz, fabrikaları kapatırsanız, işçileri üretmekten, üretim alanından çeker alırsanız, o ülkeyi birilerinin tutsağı haline getirirsiniz. Türkiye eğer bugün IMF'nin kapısında, dilenci kurumundaysa, bilin ki tekel işçilerine iş vermemenin sonucudur bu. Bilin ki fabrikaların kapatılması sonucudur bu. Bilin ki dışarıya eğer üretim yapıp satamıyorsak, bu ülkede üretim yapamıyorsak, işçilerin alın terinin akmamasının yolunu bulmaktır bu. Bunu yapan da AKP hükümetidir. Bunu da size açık ve net olarak söylüyorum. Bir şey daha ifade edeyim değerli arkadaşlar. Tekel işçileri, sadece tekel işçilerin haklarını savunmuyor. Tekel işçileri sizden sonra işsiz kalacak. Hemen arkasından şeker işçilerinin de haklarını savunuyorlar. Çaykur işçilerinin haklarını savunuyorlar. Tarih işçilerinin haklarını savunuyorlar. Ne dedi Sayın Hayati Yazıcı? Sadece tekel işçisinin işi olsa çözeceğiz. Arkadan başka işçiler geliyor dedi. O nedenle sizin mücadeleniz bütün işçilerin örnek alması gereken bir mücadeledir. O nedenle bütün sendikaların size destek vermesi gerekiyor. O nedenle bütün siyasal partilerin size destek vermesi gerekiyor. Eğer birileri size destek vermiyorsa, birileri sizin alın terinizi sömürmek için destek vermiyor demektir. Size en ağır suçlamaları yaptılar. Yan gelip yatıyor dediler size. PKK'lar onların içinde dediler. Devletin kasasını onlar boşalttı dediler. Ama bütün bu suçlamaların tamamının boş olduğu çıktı. Siz bunun mücadelesini verdiniz. Biz şimdi bir gerçeği daha ifade edelim. Sizin bu eylemenizi öğrenci duyuyor. Ev kadını duyuyor. Üniversite öğrencisi duyuyor. Sendikalar duyuyor.
diğer işçiler duyuyor, ev hanımları duyuyor, esnaf duyuyor, çiftçi duyuyor, yurt dışındaki işçiler duyuyor ama bir kişi duymuyor. Yu ona yu! O kişinin adı, o kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan. Yu! Biz isteriz ki önce bu ülkenin başbakanı sizin sesinizi duysun. Nedir bu işçilerin derdi diye sorsun size. Siz yeni bir hak talebinde mi bulunuyorsunuz arkadaşlar? Hayır! Siz bizim aylıklarımız azdır mı diyorsunuz? Hayır! Siz bizi çalıştırırsanız biz grev yapacağız mı diyorsunuz? Hayır! Peki siz sadece ve sadece mevcut olan haklarınızla devletin herhangi bir kurumunda çalışmak istiyorsunuz değil mi? Evet! Peki bu kadar doğal bir hakkı sizin elinizden alan kişinin partisinin adının adalet olması sizi inandırıcı gelir mi? Hayır! Sorunumuz da bu arkadaşlar. Sorunumuz da bu. Dağıtılığımız kendi düşman cephanımız. Siz onurlu bir mücadele veriyorsunuz. Açılım bu. Haklı bir mücadele veriyorsunuz. Sayın Başbakan her yerde açılım yapıyor. Burada açılım, burada. Gelsin teker açılımını burada yapsın. Biz de onu alkışlayalım. Hep beraber alkışlayalım. Evet. İşçinin hakkını versin. Biz de diyelim Kerem olsun bu başbakana. İşçinin hakkını veriyor. Destek vermek için her zaman yanınızda olacağımızı da söyledik. Bir gerçeğin altını daha basın mensuplarının önünde çizmek isterim. Bunlar iktidara geldiklerinde emekten yana oldular. İktidara gelmeden önce grev gözcülüğü yaptılar. İktidara gelmeden önce işçi haklarının sonuna kadar destekçisi olacaklarını söylediler. Zaman geldi mağdur edebiyatı yaptılar. Zaman geldi, mazlum edebiyatı yaptılar. Halkımız bunlara iktidar yaptı. Ve kısa süre sonra bunlar şimdi mağrur oldular. Mağrur oldular, şimdi zulmediyorlar, zalim oldular. Bu zulümlerden ve bu zalimlerden hesap sormak da bizim boynumuzun borcudur. Buyurun. Elbette ki hesap verecekler. Tekel'in binalarını, Tekel'in arazilerini birilerine peşkeş çekeceksiniz de Tekel'in işçisinin balın teri gibi, anasının ak sütü gibi hakkı olan hakkını teslim etmeyeceksiniz. Buna hesap sorulmayacak mı? 4 yeri biliyoruz ne olduğunu da. 4 yerin kaldırılması ve sürekli çalışan işçilerin de devlet kadrolarına normal işçi statüsü atanması için kanun teklifimizi verdik arkadaşlar. Yaklaşık 35 yıl oldu. Bu kanun teklifini biz kazanacağız. Bu kanun teklifini 35 gün önce verdik. Şu anda AKP komisyon başkanları bunu görüşmüyorlar. Ama 45 gün geçtikten bu kanun teklifini aşağı indirme yetkimiz var. O zaman bu kanun teklifini aşağı indireceğiz. O zaman kimin ak, kimin kara olduğu çıkacak ortaya. Daha açık bir şekilde çıkacak ortaya. Biz bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Biz tekel işçilerin hakları teslim edilsin. Sayın Başbakan'ı da, Sayın AKP'yi de alkışlamaya hazırız. Yeter ki sizin haklarınızı teslim etsinler. Yeter bilsinler ki biz işçi haklarımızdır. Ön yargılı değiliz. Bakın açık söylüyorum. Ön yargılı değiliz. Kimseyi de açıkça suçlamak istemiyoruz. Bizim isyanımız şu değerli arkadaşlar. Bu karda, kışta, soğukta
bütün acıları yaşayarak mevcut olan haklarınızın devamını istiyorsunuz. Ve biz size diyoruz ki işçiler haklı ve Sayın Başbakan'a da diyoruz ki yeri ve zamanı geldiğinde diyorsunuz ki gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar, dilleri var konuşmazlar. Lütfen rica ediyoruz gelin şu tekel işçilerine, görün, duyun ve konuşun, onlara müjdeler verin. Deyin ki ben tekel işçisinin hakkını teslim edeceğim, biz de sizi alkışlayalım. Hiç kimsenin açlıkla, sefaletle boğuşmasını istemeyiz. Bu ülkede refahın tabana yayıldığı, herkesin karnının doyduğu, her ailede huzurun olduğu bir toplum istiyoruz biz sadece. Tek isteğimiz bu. Ve bu isteği gerçekleştirmek için de bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşle yaşayacağız. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, grup milletvekillerine, Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Ayağımıza yüreğinize sağlık. Kanalımıza yürekliler. Gel bak. Sizden istirhamımız, ölüm orucunu lütfen bırakın. Biz sizin haklı olduğunuzu biliyoruz. Sizin çocuklarınız var, aileniz var. Ama sizin haklarınız şu veya bu şekilde mutlaka teslim edilecek. Bir hakkın işçinin elinden alınması. Şunu da alabilir misin? Yarattığı dramı biliyoruz. Eğer biz bilsek ki birkaç arkadaşımızın yaşamını yitirmesi sorunları çözecek, o zaman size devam edin diyeceğiz. Ama sorunları çözmeyin. Zulme elbette onurlu bir mücadeleyle karşılık veriyorsunuz. Ama geriye dönüşü olmayan bir yol her zaman acı verir. Topluma acı verir. AKP kulaklarını tıkamış vaziyette. Biz yine parlamentoda çağrı yapacağız. Bugün de çağrı yapacağız. Sayın Bak, işi lütfen çadırlarınıza sürdürün. Sizden isteyin, sizden istirhamımızı dileyin. Geri dönüşü olmayan bir yol, AKP'nin gözlerini açacaksa sürdürün diyeceğim ama AKP'nin gözlerini açmaz. Onlar artık zulüm aşamasına geldiler. Halka zulmetmeyi, işçiye zulmetmeyi sıradan hukuk sanıyorlar. Olay bu değil. O nedenle diğer arkadaşlarınızla beraber çadırlarda eylemi başka türlü sürdürmenizi ben özellikle istirham ediyorum. Biz 40'a yakın milletvekili arkadaşımız size destek vermeye geldik. İşçi arkadaşlarımızla sohbet edin, sendika başkanlarımızla sohbet edin. Sizin direnişinizde sadece Türkiye'den değil, her kesimden destek var. Yurt dışından da destek var. Haklısınız. Ama dediğim gibi geri dönüşü olmayan bir yola girmeyin. Sizden tek istedim, istirhamım da bu. Tabii takdir yine sizlere ait. Biz sizin parlamentoda sözünüz olmaya hazırız. Bunu yapacağız. Bunun mücadelesini yapacağız. Az önce de iki arkadaşlarıma söyledim. Metin Aslan, İstanbul'da.
Bugün alın dışarı konuşsun. Değerlendirme yok ya. Bir saat önce, bir saat sonra falan açıklama yaparsınız. Bayan Hanım. İdil Hanım. Sözcü arkadaşı sıçmıştık ya yaramızda. Sen yok bir şey yok. Yok bir şey yok. Öyle. Kemal Bey. Yok ya. Başkanım, Hüseyin Aslan'ın çadırı. Arkadaşlar şu başkan Diyarbakır çadırı, diğer vekillerimiz orada. Orada mı? Diğer vekiller orada. Şu orada 15 kişi öbür tarafta. Merhaba diyorum, kapıdan merhaba dedim. Hüseyin. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bir müsaade edin. Kolay gelsin. Fotoğraf çekileceğim başkanım. Tamam, buraya. Tamam abi. Arkadaşlar geçelim. Diğer bekleyenler de var. Yaşar. Tamam. Teşekkürler başkanım. Teşekkürler usta. Tamam. Hayır bekle. Birol Bey. Birol.
sonra da... Her yer teker, her yer direniş. Her yer teker, her yer direniş. CHP'nin geçimleri de... sesimizi alanlarda duyurmak için eylemlerimizi
daha güçlü bir şekilde, daha güçlü bir sesle devam ettireceğiz. Kongo bitmedi, daha yeni başlıyor. Kavga bitmedi, daha yeni başlıyor. Kavga bitmedi, daha yeni başlıyor. Açlık ve eylemimizi yine kendi irademizle bitiriyoruz. Gerektiğinde tekrar açlık grevi eylemi yapmaktan çekinmeyeceğiz. Açlık grevinden daha da güçlenerek çıkıyoruz. 65 günlük direnişimiz ve 13 günlük açlık grevimiz boyunca bizleri destekleyen işçi, memur, öğrenci, esnaf, sivil toplum örgütlerine, Türk Tabipler Birliği ve tüm gönüllü doktorlara, aydın ve yazarlara, siyasi partiler, sendikalar, tüm Ankara halkına, Türkiye ve dünya kamuoyuna bizleri yalnız bırakmayan tüm dünya emekçi kardeşlerimize teşekkürlerimizi bir daha duyuyoruz. Yaşasın! Tehdit etmeye iyi biliyorlar. Hiç merakınız olmasın.
Biz tehdide pabuç bırakmayız. Bize köşeye sıkışıncaya kaçanlardan sanmayın. Biz uysal koyun sanmayın. Hele yalanlarınızda kanacağımızı hiç sanmayın. Baskın hak bizi yıldıramaz. Baskın hak bizi yıldıramaz. Baskın hak bizi yıldıramaz. Dört şeyle bizi kandıramazsınız. Güvencesiz, sendikasız köle düzenine razı değiliz. Olmayacağız. Sendikamızın hakkında yalanlar uydurarak bize çökertemezsiniz. Bizi işsizlere, köleliğe mahkum ettiklerinizle emekçilere kandıramazsınız. AKP Dörtçeyi albaşını çal! AKP Dörtçeyi albaşını çal! AKP Dörtçeyi albaşını çal! Katillerimizi evlerimize göndererek, ailelerimizi tehdit ederek sindiremezsiniz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Biz unuttuğunuz, yok saydığınız emekçilerin sesiyiz. Simgesiyiz. Kara vicdan var size. Rantiyeye gelince bütçede para çok. Ama işçiye, memura, çiftçiye, emekliye gelince yok. Artık siz de bizim için yoksunuz. Kemal Kırım Kemal direniş. Kemal Kırım Kemal direniş. Kemal Kırım Kemal direniş. Siz ve yandaşlarınız çiftlerde, villalarda biz hayır nasıl çıkaracağız, kirayı nasıl ödeyeceğiz diye yaslarda. Bu mu sizin adaletiniz? Bu mu sizin sosyal devletiniz? İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa barış da yok. Yıllardır fakir fukara edebiyatı yaptınız. Yıllardır halkın yüzünü boyadınız. Milleti dilenci yaptınız. Tekel işçisi asıl yüzünüzü ortaya koydu. Kim halktan yana kim değil, tekel işçi sayesinde bütün millet öğrendi. Nasıl bir emek düşmanı olduğunuzu sadece Türkiye değil, dünya öğrendi. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Onun için işçiler yanımızda, memurlar yanımızda, esnaf, eczacı, gazeteci, öğrenci, emeklisi, kadını, erkeği, çocuğu yanımızda. Bizimle birlikte seslerini yükseltiyorlar. Bizimle birlikte yurttaşlık haklarını arıyorlar. Biz bunun için güçlüyüz. Bunun için haklıyız. Bunun için kararlıyız. Özlük hakkımızı istiyoruz. Sendika istiyoruz. Güvenceli iş istiyoruz. Alıncaya kadar gitmiyoruz. Manisa tekel işçileri. Alacağız. Nasıl? Şeker. Nasıl?
Altın Adı. Burada. Akhisar. Burada. Aydın. Burada. Bafra. Burada. Batman. Burada. Bekiran. Burada. Besni. Burada. Beşiri. Burada. Bismil. Burada. Bitlis. Burada. Bursa. Burada. Denizli. Burada. Diyarbakır. Burada. Erba. Burada. Gümüşhacıköy. Burada. Hamdi Bey. Burada. Hatta. Burada. Hatay. Burada. İnegöl. Burada. İskenderun. Burada. İstanbul. Burada. İzmir. Burada. Kahta. Burada. Kemalpaşa. Burada. Kırkaç. Burada. Kozluk. Burada. Kula. Burada. Kurtalan. Burada. Malatya. Burada. Manisa. Burada. Menderes. Burada. Muş. Burada. Osmanlıcalı. Burada. Samsun. Burada. Saruhanlı. Burada. Satım. Burada. Selendi. Burada. Silvan. Burada. Trabzon. Burada. Taşova. Burada. Tavaz. Burada. Tokat. Burada. Tuzla. Burada. Yaylada. Burada. Yazıbaşı. Burada. Türkiye. Burada. Türkiye. Burada. Türkiye. Burada. Siirt. Burada. Siirt. Burada. Eniştesi. Yuh. Eniştesi. Yuh. Evet kardeşler. Kardeşler, canlar, bu haklı mücadelede Türkiye bizimle. Türkiye halkları, işçi sınıfı, siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, esnaflar, herkes bizim yanımızda. Buradan bir kez daha hepsine, hepsine gönülden, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olsun dostlar, sağ olsun kardeşler. Açlık grevinden çıkan arkadaşlarımızı buradan Sağ olun.